Değerli dostlarım, hepinize güzel bir gün diliyorum. Artık e, saat 17'ye sayıda dakikalar kaldı ve geldiğim noktada e, değerli dostlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi ile İyi Partinin Zonguldak Milletvekili aday listelerini de bekliyoruz hep beraber heyecan içerisinde. E, bu listelerin kesin hali açıklanmadan önce İyi Parti ile ilgili çok önemli bir gelişme meydana geldi. Bu gelişmeyi sizlerle paylaşmak için ve sizlere sıcağı sıcağına aktarmak için karşınıza geldim. Değerli dostlar İyi Parti'nin Zonguldak listesine girmesi konusunda bir bir ardına yorumlar yapılan yerel siyasetin önemli isimlerinden Tahsin Boray Baycık birkaç dakika önce aday adaylığından çekildi. Tahsin Boray Bacık, İyi Partinin Zonguldak Milletvekili aday listesinden çekildiğini açıkladı. E, Kendisiyle az önce telefon görüşmesi yaptım. E, Zonguldak basına düşen e, bu yöndeki haberlerin doğru olduğunu söyledi. Kararı kendisine verdiğini söyledi. E, şu anda İyi Parti camiasında ortaya çıkan ifadeler birinci sıra kendisine verildiği için. E, bu çekilme kararını aldığını gösteriyor Sayın e, Boray Bacı'nın. E, kendisiyle ilgili en azından bu kararına e, bizler de saygı duymaktan başka elimizden şu anda bir şey gelmediğini ifade edelim. Görünen o ki İyi Parti'nin Zonguldak listesinde ilk iki sıra e, şöyle şekillenecek. Birinci sıra için zaten en güçlü aday günlerdir söylüyoruz. Sayın Aydın Tümen öyle görünecek ya da öyle olacak gibi şu anda e, şu dakikaya kadarki gelişmeler bunu gösteriyor. İkinci sıranın ısrarla ereğiyle verileceğini günlerdir söylüyorum. günlerdir bunu dile getirmeye çalışıyorum. İkinci sıra için Ereğli'deki aday adaylarının isimlerini hemen her gece her sohbetimizde dile getirmeye çalışıyoruz. Birinci sırada Aydın Tümen'in altında. ikinci sırada Batu Müftüoğlu'nun olacağı konusunda şu anda gelen yorumlar daha da netleşti gibi son gelişmeler bu.